Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, ben Doktor Pelin Pınar Deniz. Ee, bugün sizlere Ennis American Thoracic Society e, 2024 Şubat ayında e, çok yeni yayınlanmış bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, comorbid idiopatik pulmoner fibrozis olan küçük hücreli akciğer kanserlerinde nintedenip ve kemoterapi. Küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %10'una intersel pneumonu eşlik etmektedir. Comorbid intersel pneumonu sınırlı hastalığı olan küçük hücreli akciğer kanserlerde bile kemoradyoterapi radyoterapi önerilmemektedir. Çünkü radyoterapi yüksek oranda fatal radyasyon pneumonitisi veya akut alevlenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle cerrahinin endike olmadığı çoğu küçük hücreli akciğer kanseri hastası için farmakoterapi tek tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte Komorbid İPF ile küçük hücreli akciğer kanseri e, için kemoterapi de akut hata neden olabilir ve mortaliteyi artırabilir. arttırabilir. Komorbid IPF ile intersel pneumonisi olan hastalar akciğer kanserine ilişkin önemli e, çalışmaları alınmadığından farmakoterapiye ilişkin veriler eksiktir bugüne kadar interstitial pneumoninin eşlik ettiği anrezektablı küçük hücreli akciğer kanseri ile ilgili girişimsel yalnızca bir çalışma rapor edilmiştir. E, bu da Minegishi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır. İdiopatik interstitial pneumoni 17 hasta çalışmaya alınmış. E, anrezektablı küçük hücreli akciğer kanserlerine karboplatin ve topozitin güvenilirliği ve etkinliği değerlendirilmiş. E, bu tek kolu e, pilot çalışmada hastaların yalnızca %5.9'unda e, akut atak e, geliştiği gözlenmiştir. E, Inter diğer intestinal pneumonilere göre IPF kemoterapi, IPF'de e, kemoterapiye bağlı akut ataklar daha fazla görülmektedir. E, bu daha önceki e, retrospektif çalışmalarla elimizde e, olan bir bilgi. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde daha önceden platinin ve etopositte bile %24 ila 27 e, kadar sıklıkla akut atak e, saptanmıştır akıt alevlenme saptanmıştır. Bu nedenle özellikle IPF komobitesi olan küçük hücreli akciğer kanseri için daha güvenli ve etkili farmakoterapinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Ee, biraz da sizlerin bahsetmek istiyorum. Ee, e, Nintedenip, VGF, trombosit kaynaklı büyüme faktörü ve fibroblast büyüme faktörünün motikinazinli bir türüdür. Ee, VEGF inhibisyonu üzerinden anti etkisi nedeniyle küçük hücre dışı akciğer kanserinde second line tedavide doseteksal ile kombinasyon olarak onaylanmıştır Avrupa'da. Bizim ülkemizde de antifibrotik ajan olarak IPF sistemik skleroza ilişkili intersel akciğer hastalığı ve PF ayarlığı da kullanılmaktadır. Aynı zamanda internetle alakalı inibit çalışmasında da plaseboya göre akut atakları, İPF ile hastalıklarında akut atakları azalttığı gösterilmiştir. E, bu nedenle e, komorbid ile anrezektavlı küçük hücreli akciğer kanserinde karboplatin, etoposit ve ninterenit kombinasyonunun güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için bu çok merkezli tek kollu faz 2 next çalışması e, başlatılmış. E, materyal metoduna göz atacak olursak e, Japonya'daki 21 merkez çalışmaya alınmış. E, dahil edilme kriterlerini istolojik veya astrolojik olarak kanıtlanmış küçük hücreli akciğer kanseri olması anrize kitabı sınırlı hastalık ya da yaygın hastalık olması daha önceden kemoterapi almamış olması 20 yaşın üstündeki performansı ya olan hastalar alınmış ve 100'ün tersler pinomoni e, paterni düşündüren hastalar alınmış. Yine yüzde %50 ve üstü, DLC olsun, %30 ve üstü olan hastalar yazılı e, onan form alınarak e, çalışmaya alınmış. E, İPF dışı, interstitial pneumonik nürdük etolojileri olanlar e, çalışmaya alınmamış. E, İPF akut evlenme öyküsü olan, daha önceden nintelenit kullanan e, veya günlük 10 mg'dan e, fazla işte serotestemik tedavi alan hastalar çalışmaya alınmamış. Yine kemoterapi veya immune checkpoint inhibitörü ile tedavi öyküsü, yüksek kanama riski, semptomatik beyin metastazı veya omurilik metastazları, e, ciddi ilaç alerjileri, işte gebeler, emzirenlerde çalışmaya alınmamış. Ee, İPF e, e deki e, tomografi sınıflandırması TRCT sınıflandırması 2018 ats ATS-RS kılavuzuna göre belirlenmiş. İPF tanısı bildiğimiz gibi hem radyolojik TRCT'ye göre hem de istopatolojik tanıları e, bulgulara e, dayanarak konuluyor. Ancak bu çalışmada sadece radyolojik e, bulgularla e, tanı koyulmuş. Çünkü e, küçük hücreli akciğer kanser tanısı konulduğu zaman vakit geçirmeden kemoterapi başlanması gerektiği e, İPF tanısını doğrulamak için patolojik e, inceleme ile zaman e, kaybedilmemesi e, gerektiği e, savunulmuş. E, yine e, bu radyolojik bulgular e, ilk başta tanı zamanında araştırmacının bulgularına dayandırılmış. E, araştırmacı İPP düşündüğü zaman hasta çalışmaya alınmış. Çalışmaya alındıktan sonra da e, daha sonra hastaların her ee, bu konuda deneyimli radyologların oldu. İnternasyonel akciğer hastalığı e, radyosuna hakim radyologların olduğu merkezde tekrar incelenmiş. ...dört 4 hastaları 4 siklus boyunca her üç haftada bir karboplatin etoposit verilmiş. Yine karboplatin etoposit tedavisi ile birlikte nintanep 150 mg günde iki kez oral olarak başlanmış. E, ve bu kemoterapi bittikten sonra tamamlandıktan sonra ya da kesilmesinden sonra da hastalar hastalık progresyonuna veya toksiteye kadar nintanep tedavisine devam etmişler. E, Akut evlenmeyi değerlendirirken e, HRCT öncesinde çalışma tedavisine başlamadan önce hastaların HRCT'leri ve laboratuvar testleri alınmış ve her ziyaretlerinde yine solunum semptomları değerlendirilmiş. Pneumonitis veya akut atak e, geliştiğinden şüphelenildiğinde araştırmacıların advers olay olarak bildirmesi gerekiyor söylenmiş Ve advers olay olarak bildirilirken hastaların tomografileri, laboratuvar tetkikleri, kan gazı analizleri ve ekokardiyografileri e, yapılmış. E, yine e, bu olaylar e, İPF akut evlenme tanımına uyup uymadığı e, Merkezi inceleme Komitesi tarafından en son karara bağlanmış istatistiksel analiz olarak e, primer, has, e, çalışmanın primer sonlanım noktası karbopilatin ve etopozit son uygulamasından 28 gün sonra IPF akut alevlenme insidansıymış. Sekonder sonlanım noktaları da ilk IPF akut alevlenmeye kadar geçen süre. IPF akut alevlenme olmadan survival süresi, progresyonsuz survival, genel survival, objektif yanıt oranı ve toksitelerin belirlenmesiymiş. E, örneklen örneklem büyüklüğü daha önceki e, pilot çalışmalarında çalışmalardan e, yola çıkarak e, 33 hasta olarak e, belirlenmiş. E, sonuçlara gelecek olursak e, 21 Ekim 2019 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında 33 hasta çalışmaya alınmış. Ortalama gözlem süresi 10,5 buçuk ay. E, hastaların tamamı e, bir siklustan e, bir tedavi döngüsü kadar kemoterapi almış ve güvenlik analizi raporu atanmış. Ancak daha sonra bir hasta e, onamının geri çekilmesi nedeniyle e, Çıkartılmış e, ve etkililik analizi popülasyonuna 32 hasta alınmış. E, çalışmanın sonuçlarına gelecek olursak e, hastaların e, medyan yaşları 73-77 70 ila 77 arasındaki hastalar çalışmada e, 29 tanesi erkek. Hepsinin sigara içme öyküsü mevcut. 7 hastada sınırlı hastalık, e, 26 hastada yaygın hastalık var. Radyolojik paternlerine gelecek olursak bunu özellikle vurgulamak istiyorum ilk baştaki e, merkezde değil sahadaki e, araştırmacının raporuna göre 23 hastaya yücel interstisyel pneumoni tanısı konmuş e, 10 hastaya da olası yücel inter, e, interstel pneumoni e, radyolesi denilmiş ve bu şekilde çalışma alınmış. Daha sonra hastaların radyolojik bulguları e, tomografileri merkeze yönlendirildiği zaman bu hastalardan 33 hastanın 16'sının hastanın yüzü interstitial 8 hastanın olası yüzü inter, interstitial ve e, 9 hastanın da belirsiz indeterminate paternde olduğu söylenmiş. Yine FVC ve DLCO'larına bakacak olursak aslında ortalamaların FVC'nin e, %85.2 DLH10'un %71.6 yani e, yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz da hafif hastalar çalışmaya dahil edilmiş. E, sonuçlara bakacak olursak 29 hasta karboplatin etoposit ile 4 siklus tedaviyi tamamlamış. 26 hasta nintelenif ile idame tedavisini almış ve ortalama nintelenif e, alma süresi e, 5.4 ay olmuş. E, en fazla Tedaviye devam etmeme nedeni 28 hastayla hastalık progresyonu ee, daha sonrasındaki dönemlerde de e, 22 hasta second line terapi 6 hasta da third line terapi almış. Advers olayları değerlendirdiğimiz zaman bu çalışmanın primer sonlanım noktası kemoterapinin son uygulanmasından sonraki 28 günde İPP akut alevlenme e, görülme sıklığıydı. E, bu e, sıklık %3 bulunmuş. Yani 33 hastanın birinde e, 28, kemoterapiden sonraki 28 günde akut alevlenme görülmüş Ki bu akut alevlenme yani bu advers olayın e, derecesi 5. Yani ölümle sonuçlanmış. Onun dışında Tedavi boyunca e, diğer e, akut evlenmelere baktığımız zaman 3 defa daha akut evlenme e, görülmüş. Bunların eee grade'i de 3 ağır e, düzeyde advers olay olarak bildirilmiş. E, bunlar dışında e, grade 3 ve üstü yani ağır diyebileceğimiz advers olaylar 27 hastada nötropeni olarak görülmüş, 10 hastada trombostopeni olarak görülmüş, 13 hastada da lokopeni olarak görülmüş eee baktığımızda IPF akut evlenme olmadan ortalama hayatta kalma süresi e, 12.4 e, aymış. E, medyan progresyonlu sağ kalım 4.2. E, genel e, sağ sağ kalımda 13.4 ay olarak bulunmuş. Yani objektif e, yanıt oranında da eee Tek değişkenli analize baktığımızda Akut alevlenmeyi belirleyecek risk faktörünü e, ortaya çıkartmak için etkileyen risk faktörünü ortaya çıkartmak için te, tek değişkenli analizler, e, lojistik regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bir risk faktörü tanımlamamış. Bunu da yazarlar dört tane akut alevlenme e, görülmesine, akut alevlenme sayısının az olmasıyla ilişkilendirilmiş. E, ancak subgrup analizlerine bakıldığı zaman istatistiksel olarak anlamlı olmasa da e, bal pete akciğerinin görünmesi ve FVC'nin yüzde yetmiş'ten daha az e, daha düşük olmasının ilk ip, e, IPF akut evlenmeye kadar geçen sürenin daha kısa olmasıyla ilişkilendirilmiş. E, yine FVC'si %70 olan %70'ten daha az olan hastalarda IPF akut evlenme olmadan daha kısa hayatta kalma süresiyle anlamlı derecede ilişkili olarak bulunmuş. E, tartışmada yazarlar şunlara değinmişler e, komomit e, interser pneumonili rezeke edilemeyen küçük hücreli akciğer kanseri için tedavi seçenekleri oldukça sınırlı olduğundan karboplatin ve etoposit ile desteklenen güvenli ve etkili birinci basamak tedavi çok önemlidir. Son yıllarda platin ve etoposite anti pdl 1 e, antikorun eklenmesi yaygın hastalığı olan küçük hücreli akciğer kanseri için standart birinci basamak tedavi haline gelmiştir. Ancak intersel pneumonisi olan hastalarda immün checkpoint inhibitörlerinin neden olduğu pneumonitis riskinin yüksek olduğu rapor edilmiştir. E, idiopatik interstisyel pneumoni önceden tedavi edilmiş küçük hücre dışı akciğer kanserinde atezolizumab ile ilgili önceki faz çalışmada hastaların %23.5'unda grade 3 ve üstü pneumonitis gözlenmiştir ve bu pneumonitisin özellikle usual interstisyel pneumoni paterni olan hastalarda daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle komorbid IPFS'i olan hastalar için immune checkpoint e, inhibitorlarının standart tedavi seçeneği olarak düşünülme veya dikkatli olunması gerekmektedir diye yorumlamışlar. Ee, bu çalışma randomize bir çalışma olmadığından, nitelenip eklenmesinin, İPF akut evlenmenin e, önlenmesine katkıda bulunup bulunmadığını e, doğrudan kanıtlanamamaktadır. E, Yalnızca 10,5 aylık ortalama gözlem periyoduna rağmen hastaların %9.1'i çalışma tedavisinin son uygulamasından 28 gün sonra İPF akutal evlenme geçirmiştir. Bu sonuçlara dayanarak karbopilatin, etabasi ve nintadent kombinasyonu komorbid IPF ile küçük hücreli akciğer kanseri olan hastalar için en güvenli tedavi seçeneklerinden biri olduğu araştırmacılar tarafından düşünülmüştür. Ee, Çalışmanın diğer bir önemli bir bulgusu IPP komorbitesi olan küçük hücreli akciğer kanserinin kötü prognozuna rağmen bu çalışmada uzun bir medyan sağ kalımının olması 13.4 ay uzun bir sağ kalımının olmasıydı. Benzer bir çalışmada ee, komorbit interstisyel pneumoniler e, alındığı zaman e, 8.7'li 7 aylık bir medyan kısa kalımdan bahsedilmişti. E, buradan yola çıkarak e, alevlenme e, geliştikten sonra ölüm oranının yüksek olduğu ki bu çalışmada e, %25'lerde bulunmuş... ...ve hastalar iyileşse bile işte rezidüel solunum yetmezliği, solunum fonksiyonlarında bozulma olabileceği e, vurgulanmış... Yine bu nedenle kontrol kolu olmadan bu çalışmada kesin bir sonuca varılamasa da akut alevlenmenin e, nintadenip kombinasyonuyla baskılanması olumlu sağ katkıda bulunmuş olabilir denilmiş. Ee, subgrup analizlerine baktığımız zaman yine FVC'nin %70'in altında olması ve bal peti olması İPF akut alevlenmeye kadar geçen süreyi azaltıyordu ve e, hayatta kalma süresinin e, da, kısa olduğu söylenmişti. Ee, yine e, şöyle bir yorumda bulunmuş. Nintanab'in akut alevlenmeler üzerindeki önleyici etkisinin e, kötü prognozu seyreden hastalarda ki bunlar işte FVC'si düşük, bal peti olan hastalar ve daha yüksek e, alevlenme riski olan popülasyonlarda daha büyük fayda sağlayabileceği ve kemoterapiyle kombinasyon halinde düşünülebileceği e, yolunda. Çalışmanın bazı sınırlıkları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bir kere çalışmaya katılan hasta sayısı az. 30 hasta katılmıştı. Bir hatta e, ayrılmıştı. Tek kollu bir çalışma. E, Randomize, placebo kontrol bir çalışma değil. E, yine... Hmm, İPF denilen e, baştaki araştırmacı tarafından İPF denilen hastaların yüzde 27.3'ünün daha sonra e, usual interstitial için belirsiz paternli olduğu kararına merkezi e, yönetim tarafından karar verilmiş, merkezi radyologlar tarafından karar verilmiş. Bu niye önemli? İPF'nin prognozu e, daha kötü demiştik. İPF'de akut evlenme daha fazla demiştik. Eğer bu İPF dediğimiz hasta grubuna idiopatik interstitial interstisyel pneumoniler katılmışsa diğer interstisyel pneumoniler katılmışsa bu zaten bekleneceği gibi e, oranı düşürecektir. E, dolayısıyla sonuçlar bundan etkilenmiş olabilir denilmekte. E, yine e, TVC'leri ve ve DLC'leri yüksek olan bir hasta grubu hafif interstisyel pneumoniler çalışmaya alınmış. Bunun da nedeni başlarken dışlama kriterlerinde nintadenipin başlanmaması daha önceden e, ...akut alevlenme geçirmemiş hastaların olması... ...işte küçük hücreli akciğer kanseri... ...tanısı konulduğu zaman... E, ...interstel pneumonia'ya... ...radyolojik olarak konulmuş olması gibi kriterler... E, ...yine... ...İPF'nin ciddiyetini... ...doğru belirlemek için... E, ...daha fazla bilgi... ...toplanmış olmalıydı deniyor... İşte ...İPF başlangıç tarihleri yok... E, ...GAP skorları yok... E, ...bazı e, yine... ...İPF ile alakalı semptomatik ya da objektif veriler e, eksik toplanmış gibi görünüyor çalışmada. E, sonuç olarak İPFAKTOL evlenme instansına ilişkin etkinlik açısından umut verici e, sonuçlar denilmiş. Ee, yine bu üçlü tedavi e, kombinasyonunun komorbid, IPF'li küçük hücreli, akciğer kanser için standart tedavi seçeneklerinden biri olabileceği söylenmiş. Ancak tabii ki küçük örneklen büyüklüğü, tek kollu tasarım nedeniyle e, tek başına kesin bir sonuca varılamadığından daha fazla sayıda hasta içeren randomize çalışmaların yapılması önerilmiş. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.